Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bot söylentisini konuşup yeni yamayla beraber gelecek olan yeniliklere bakacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden bir isteğim olacak. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi abone olmayan kullanıcıların sayısı %90'ı açmış durumda. Like oranları da epey düşük. Abone olup like atarsanız ayrıca Discord'uma gelirseniz çok mutlu olurum. İsterseniz şimdi videoya geçelim. İsterseniz ilk önce bu bot olayıyla başlayalım. Aranızda illa daha önce CSGO oynayanlar vardır. Arkadaşlar CSGO'da eskiden AFK'ların yerine geçebilen botlar vardı. Siz öldüğünüzde eğer bot ölmemişse E'ye tıklayarak botun yerine geçebiliyordunuz. Ve böylece AFK'sı olan takımın dezavantajı düşüyordu. Biliyorsunuz ki Valorant'ta da eğer AFK'nız varsa daha fazla para geliyordu ve bir tane küre çıkıyordu ortaya base'de. Tabii ki AFK'sı olduğu için verilen para hiç az bir para değildi. Eko elde kaybetseniz bile silah alma şansınız oluyordu. Daha önce birçok Valorant sızdırması yapan Valorant Twitter hesaplarından birisi böyle bir bot sisteminin yakında PB'de yani halka açık test sunucusunda denenebileceğini söyledi. Tabii ki gönderinin sonunda bu sadece bir tahmin diye eklemiş. Yani kısacası yakın zamanda AFK birisinin yerine geçebilecek bir bot sistemi gelebilir. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bunun dışında arkadaşlar yeni yamayla birlikte gelecek güncellemelere isterseniz küçük bir göz atalım. İsterseniz ilk önce karakter değişikliklerine bakalım. İlk karakterimiz Gekko arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Gekko yeni sezonla birlikte C'sine büyük bir buff almıştı. Artık Gekko'nun C'si sadece patlama hasar değil üstünde duran rakiplere yavaş yavaş hasar da veriyordu. Tabii ki eğer takım arkadaşınız veya siz de üstünde durursanız siz de hasar yiyordunuz. Bu yeni yamayla beraber de Gekko'nun C'sinin üstünde duran oyunculara artık daha fazla hasar verecek. Hasar farkını gösteren küçük bir videomuz var. İsterseniz onunla sizi baş başa bırakayım. Gekko'ya gelen bufflara bakılırsa arkadaşlar Riot tekrardan kendisini metaya sokmak istiyor. Bu bufflarla beraber büyük ihtimalle Gekko ile beraber Pulse Plant lineup oynayan daha fazla olacaktır. Gekko ile beraber küçük bir buffımız daha var arkadaşlar. Bu buffta smoker olan ajanımız Astra'ya gidiyor. Biliyorsunuz ki Astra yıldızlarını atmak için astral forma giriyordu. Ve astral formda çevresinde olan sesleri duyamıyordu. Bu buffla beraber arkadaşlar Astra astral formdayken yakındaki sesleri duyabilecek. Bufflar bu şekildeydi arkadaşlar. Ben buffları gayet dengeli buldum açıkçası. Astra ve Gekko'da oynanması gereken çağlar bence. Sizin de bu bufflar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Karakter güncellemeleri dışında arkadaşlar elimizde şöyle bir bilgi var. Artık Ascendant oyuncuları yani yücelik oyuncuları plat ve üstü dışında kimseyle giremeyecek. Her şeyi geride bıraktığımıza göre arkadaşlar elimizdeki diğer bilgiye bakabiliriz. Yeni yamayla beraber ana ekran giriş animasyonu değişecek. Bu animasyonu da görüntüsü elimizde. İsterseniz onu da izleyelim. Yeni ana ekran giriş animasyonumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bununla beraber de elimdeki bilgiler bitti. Bu videoluk benden bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için like atıp abone olmayı ayrıca Discord'uma gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bye bye.